Oo, Deniz Vatan. Vatan mu vatanın çocuğu? Güzel kardeşim. Burada mısın? Tamam. Mert Çağlı. Burada mısın? Tamam. Mete. Burada mısın kardeşim? Tamam. Yoklamadakiler. Bak kaybolmayın. Soner. Burada mısın? Gökhan Seyhan. Yunus Gümüş. Ramiz Kocabıyık. Murat Çalık. Zezo. Neredesin Zezo? Şarp. Sen hep buradasın kardeşim. Ömer Çoban. Benim güzel güvenlikçi kardeşim Naci. Bak güvenlik senden sorumlu Naci. Kaytarıyorsun ona göre. Tamam. Çöpçüler Kralı Yunus. Burada mısın? Tamam. Emir Mutlu. Mevlüt Sever. Egemen. Burada mısınız? Tamam. Erdiş Tufan. Mertcan. Meftun. Meftun kardeşim burada mısın? Tamam. Ensar Şimşek. Retro. Ronaldo. Buradasınız tamam. Ronaldo ipini çektik Ronaldo. Osman Saka burada mısın? Şenol. Şenol kardeşim burada mısın? Tamam. Mahşerin beş atlısı. Salim. Yine kayboldun ortadan Salim. Danyoli. Ahmet Irmak. Muhammed. Burada mısınız? Mehmet Ocağan. Rusya'ya selam Mehmet. Geri geldin. Tamam. Fransa'dan Nikolas. Kanada'dan Alex. Avusturya'dan David. Burada mısınız? Tamam. Türkçe isimlerinizi yazın. Türkçe isimlerinizi. Bak böyle olmuyor. Volkan Almacıoğlu. Kardeşim sen buradasın. Tamam. Hasan Şahin. Mert Aslan. Cemal Memeli. Mehmet ne? Mehmetli, Mehmetli. Memeli ne ya? Tamam. Olur olur arada olur öyle şeyler. Türkmenistan'dan Bahadır kardeşim. Barış Mete Güler. Ay yavrum be. Arjantinli ya mübarek. Burada mısın? Tamam. Kubilay Türk Yılmaz. Tabii ki de Kubilay Özcan. Buradasın. Tamam. Hilmi. 48-19 kodlu Hilmi. Buradasın. Tamam. Sedat Coşkun. Sen de buradasın. Duygu Hanım. Burcu Hanım. Sizler hep buradasınız biliyorum. Nimet Hanım. Pazar vakti geldi Nimet Hanım. Begüm Hanım. Ve tabii ki de Neslihan Hanım. Sizler de buradaysanız girişi yapalım artık. Haydi bakalım. Günlerin içinden canım. Koşarak koşarak gel babana gel. Sizin gibi çomarların yüzünden canım. Bu adamların sonu ne olacak? Beyler bayanlar işte. Ulan ya ya abi. Bak yazın enerji başka bir insanın içindeki enerji. Dışarıya çıkmak istiyor. Ya çıkamıyor, çıkartamıyoruz. Nasıl yapacağımızı şey yapamadık, neticelendiremedik. Yani enerjiyi dışarıya vurmak istiyoruz, vuramıyoruz. Pandemi var, yasaklar var. Türkiye'de olduğu gibi burada da yasaklar var. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bakacağız, yapacağız bir şeyler, yapacağız, yapacağız. E tabii bizim içtiğimiz kahve sayısı, enerji içecekleri bilmem ne dedim mi? Bu sefer yerimize duramıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Şimdi sizler ne alemdesiniz? İlk önce bunu bir anlatın bakalım. Yoklamadan sonra, yoklama önemliydi. Sizler ne alemdesiniz? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Nasıl gidiyor bahisler? Bizleri soracak olursanız, biz fena değiliz, iyi, iyi, iyi. Yani şimdi bakıyorum, hep söylüyorum ya, bak, yani ya yapmayacağım, neyse, neyse, biz iyiyiz, iyiyiz, katıldayız. Şimdi arkadaşlar, katıldaki güzel insanlar, güzel arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Bakın, açıklamayı yaptık. YouTube'da olan ikili diyaloglarımız, yaşadığımız aşk bir böyle kaprislere, nazlara dönüştü. Biliyorsunuz, ilişkilerde böyle yanarlı dönerli durumlar olur. Biz de YouTube'la böyle bir ilişki yaşıyoruz. Dönem dönem ay başına dönem dönem dönemleri oluyor işte YouTube'un da işte nasıl böyle ayda bir falan bayanlar ne olur. Yani YouTube'un da senede bir oluyor yani. Bu onun da senelik başısı tutuyor. Bir nazlar bir tripler böyle bir havalar filan. E tabii bize söker mi sökmez. Biz de giderimizi yapıyoruz abi. Biz giderimizi yaptık mı ne oluyor? Hop evi terk ediyor gidiyor. Yani anlayabileceğiniz örnekler vermeye çalışıyorum. Biz de tabii peşine düşmüyoruz. Kardeşim gidersen gidersin dönersen dönersin ki döneceksin de yani bunun kaçarı yok diyoruz. Geçen sene döndürdük. Bu sene döner dönmez. Dönmezse de çok önemli değil. Biz hiçbir zaman gidene dur demedik. YouTube'a da dur demeyiz. Alternatif bir şey üretiriz. Alternatif şey üzerinden devam ederiz. Hali hazırda şu an Telegram'dan devam ettiğimiz gibi. Ama yine söylüyorum bu Telegram bizim için sadece bir aylık bir mevzu. Sadece katıl grubunda bizimle bu zamana kadar zaman geçiren arkadaşlarımız, katıl grubunda dahil olan arkadaşlarımız, üyelerimiz, onların bu bir aylık durumdan mağdur olmamaları açısından yaptığımız bir iş. Yoksa benim Telegram'la falan ben oralara giremeyiz arkadaşlar. O iş bize biraz zor. Şimdi arkadaşlar maçlara geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'nda dolu dizgin bir şekilde İtalya ile gidiyoruz. Ama öyle ama böyle gidiyoruz. Sıkıntı değil. Şimdi çok futbolu bilenlerin
işte Hollanda'sı gitti. Çok 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 futbolu bilenlerin Fransa'sı da gitti. Çok 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 futbolu bilenlerin Portekiz'i de gitti. Tamam? Yani bunların hepsi teker teker dökülüyor. Şimdi bunların döküldüğü yerde İtalya'nın uzatmalarda Avusturya'yı geçmesi anormal bir durum değil. Artık bu buralarda sıkıntılı maçlar var. Biz finale bir atalım da İtalya'yı. Olur olmaz. Ama İtalya'yı finale atalım. Şimdi Instagram'dan özellikle şu konuyla ilgili komik komik yazılar da gelmiyor değil. Yani ne oldu senin işte hatta kanalda da ya iki kişi bununla ilgili bir şey yazmıştı. Ne oldu senin gol kralına bilmem ne falan filan. Ulan oğlum ben dört yapraklı yonca arar gibi. Tamam mı? Biz olay yani bunu bak yani enteresan komik insanlar var. Ben bunlara böyle hoşuma gidiyor. Neden biliyor musun? Zeka yaşlarını ortaya çıkartıyorum. Mesela bunları yazanları şu an şey ederim de. Şimdi bak bu zeka yaşları ortaya çıkıyor dediğinde hakarete girecek. Çok da kırmak istemiyorum arkadaşları. Benden büyük olabilirler, küçük olabilirler. Benim Immobile'de gol krallığına yani gol kralı İtalya'da gol kralı İtalya'dan çıkar. Immobile gol kralı olur. Bayisime makara yapıyor aklınca. Ulan sanki ben 3 liralık gidip Mbappe gol kralı olur ya da Ronaldo gol kralı olur ya da 5 lira oranda Lukaku gol kralı olur oynamışım. Ulan ben 21 lira, 22 lira oran veren adama oyun yapmışım. Benim oynadığım oyun zaten sürpriz. Dangalak, dangalak. Ne kadar enteresan mal mal insanlar. Ulan biz İngiltere şampiyon olur dememişiz. Fransa dememişiz, Portekiz dememişiz, Almanya dememişiz. Bizim şampiyon olur dediğimiz takımın oranı 10 lira. İtalya'ya oynamışız. Bak kafalarına göre makara yapacaklar. Ulan ne kadar ezik insanlar var ya. Bunlar var ya kuş. Kuş beyinli bunlar. Tam bir kuş bunlar ya. Tam bir kuş bunlar. Çomar kardeşler de tabii. Devam ediyorlar. Çomar kardeşler. Hadi bakalım hadi. Çomar kardeşler bizi takip etsinler. Öğrenecekler. Bir şeyler öğrenecekler. Aferin. Aferin. İyi takip edin. İyi takip edin. Şimdi arkadaşlar elenen takımlara baktığınızda ve maçların skorlarına baktığınızda aklınıza birçok şey gelebilir. Biz bunların muhabbetini katılda yaptık. Yani şimdi pandemi döneminde biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Birçok kulüp zaten bu pandemi döneminden bunun örneklerini verdik. Birden ikiler, ikiden birden alakası sonuçlarla paraların anasını ağlattılar. Şampiyonlukları verebilmek pahasına. Çünkü şampiyonluktan kazanacakları paralardan çok daha fazla para kazandılar. Tamam mı? Şimdi dünyada Avrupa'da Bayern Münih harici bak Bayern Münih harici şampiyon olan liglere bak. İspanya'da kim şampiyon oldu abi? Ne Barcelona oldu ne Real oldu. Atletico Madrid oldu değil mi? Fransa'da kim oldu? Ne Lyon oldu ne Paris oldu. Lille oldu. Hey aç gözünü. Bak İtalya'da kim oldu? Seneler sonra Juventus olamadı. Inter oldu. Bak. Hey yavrum hey. Açın gözünüzü beyler. Açın. Nerede büyük takımlar? Büyük takımlar çünkü sezon ortasında birden ikiden, ikiden birlerle uğraştılar. Totalde aldıkları para yeterli. Anladın mı? Şimdi federasyonlar tabii aç. Bu federasyonlar da bir yerlerden para kazanacak arkadaşlar. Federasyonlar da para kazanacak. Geçen ben size Türkiye Milli Takımı'nın bütçesine fotoğrafını yayınladım. Türkiye Milli Takımı'nın harcadığı para. Bu paraları bir şekilde alacaklar. Paralar tekrar geri gelmek zorunda. Ya. O yüzden bunlara, bu tip şeylere artık şaşırmayın. Hala şuna şaşırıyorlar mesela. İşte Hollanda nasıl elenir? Lan elenir oğlum elenir ya. Getafe Barcelona'yı nasıl yeniyordu? Diyor muyduk? Demiyorduk. Alışmıştık. Artık bunlara da alışın. Alışın. Bir de milli takımlar gerçekten şimdi Çekya, İsveç, ondan sonra Danimarka bakın bunlar çok iyi takımlar ha. Taş gibi takımlar. Bunu da belirteyim yani. Şimdi biz gelelim maçlara. Çok fazla kafa şişirmeyeceğim. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası maçlarını kanalda vermiyorum. Kanalda da böyle her gün video çekmek yerine arada video çekeceğim. Bak yine söylüyorum. Bu kanalda video çekimini durdurabilirim. Hiç sıkıntı değil. Her an yapabilirim. Beni diğer insanlarla, diğer vatandaşlarla, diğer kanallarla kıyaslamayın. Benim buradan bir maddi beklentim yok. Allah'ıma çok şükür. Tamam mı? Ben burayı bir ticarethane olarak görmüyorum. Ben burayı bir meslek olarak görmüyorum. Bunu yapanlara da saygım var. Bak bu yapanlara da bir lafım yok ha. Bunu hakkıyla yapanlara da saygım var. Bu da bir meslektir sonuçta. Meslektir. Saatlerini veriyorsun burada. Lafım yok. Ama ben öyle değilim. Hani ben birisi bana gider yaptığında ben gider yaptığımda kılıçları çektiğimizde hadi lan öp anneni derim uzarım çeker giderim anladın mı? Bununla bu kadar basiresiz bu kadar şaklabanla mı uğraşacağım derim uzar giderim. Çünkü benim öyle bir derdim yok. O yüzden ben baktım bu beğeniler böyle bilmem ne ben YouTube bana böyle tripler manita gibi bana trip atacak YouTube her sene. Ben bunlarla uğraşamam usta. Ben böyle bu sıkıntılara gelemem. Hemen paket servis anladın mı? He şunu yapabiliriz bak şunu yaparız. Söylüyorum da zaten katıl grubunda devam ederiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Tamam. Şimdi size iki tane maç çıkardım arkadaşlar. Bu iki tane maçın tamam mı? İkisi de Brezilya'dan. Brezilya liginden maçları vereceğim. Sonra da arazi olup gideceğim. Sizler de ona göre kuponlarınızı belirleyin. Tamam mı? Birinci maçım. Neydi abi? Fluminense. Paranise. Abi Brezilya maçın ben bundan özetlerini izledim. Çok net söyleyeyim. Fluminense çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ama Brezilya futbolu nedir ne değildir belli olmaz. Brezilyalı futbolcuların bir günü bir gün tutmuyor. Onlar da biliyorsunuz samba muhabbeti var. Tamam mı? Samba yaparlar. Bizi de sambaya getirirler. O yüzden çok fazla
fazla yüksek meblağlarda oynamayın arkadaşlar. Kendinize mukayyet olun o yüzden. Abartmayın. İkinci maçımız yine Brezilya'dan, tamam mı? Zaten Brezilya'dan iki tane maç var. İkinci maçımız da Brezilya'dan. Bu maç diğer maça nazaran daha zor bana göre. Fortaleza. Tamam mı? Bu maç da maç sonu bir olur. Ama yine tekrarlıyorum. Tek maç alacak olsam Fluminense maçını alırım. Fortaleza maçına hiç karışmam. Tek maç alabilen içinizde arkadaşlarımız varsa mutlak suretle tek maç alsınlar. Sen kendin yine incele. Bak bunu da söylüyorum. Kendin incele. Kafana Fortaleza yatarsa onu oyna. Ama ben mesela tek maç alacağım zaman burada alacağım oyun Fluminense olur arkadaşlar. Yüksek oran o maça girelim. Arkadaşlar, güzel insanlar, güzel kardeşlerim. Hepiniz seviliyorsunuz. Beni seven sevmeyen hiç sıkıntı değil. Hepimiz insanız. Hepimiz bir amaç için bu dünyada varız. Amacımızı tamamlamadan inşallah göç etmeyi nasip etmez Rabbim. Herkes amacına ulaşır, amaçladığına ulaşır. Ondan sonra bu dünyadan çekip gider. Sağlığınızdan, sıhhatinizden hiçbir şey önemli değil. Bunu da unutmayın. Önce sağlık, sonra hayat. Ne diyoruz arkadaşlar? Hayattaysak ve ayaktaysak dünyanın en şanslı insanlarındanız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Tekrardan herkese bol şanslar.